Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle kapı süsü yapacağız. 3 renkli olacak ve çok çok kolay bir model. Sadece tek bir teknik, düğüm tekniği kullanarak bütün kapı süsümüzü tamamlamış olacağız. Şimdi öncelikle 3'er metre uzunluğunda 3 tane yeşil, 3 tane krem, 3 tane de kırmızı ipim var. Bu şekilde masama sabitledim. Bir yere sabitleyerek yapmanız çok çok önemli. Kaymaması gerekiyor. Şimdi önce başlangıçtaki alanımı şöyle ölçeceğim. 15-16 santim. Zaten bantladığım yer tam 14 santimmiş. Şöyle bir parmak altından örmeye başlayacağız. Dediğim gibi sadece tek bir düğüm tekniği kullanacağız ve farklı renklerde de yapabilirsiniz bunu. Farklı temalara uygun olarak. Şimdi ben yılbaşı öncesi bu şekilde yeşilli kırmızılı bir model yapmak istedim. Umarım siz de beğenirsiniz. Başlamadan önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve aynı zamanda açıklama kısmında yer alan Instagram hesaplarımdan beni takip edebilirsiniz. Yapmamı istediğiniz modelleri bana oradan ilettiğiniz takdirde benzer modelleri vakit buldukça sizin istenize göre yapmaya çalışıyorum. O zaman başlayalım birlikte. Önce yeşil olan en alttaki ipimi yukarı doğru getiriyorum. Şöyle her bir ipimi ikişer defa olacak şekilde örmeye başlıyorum. Sıradaki ilk ipimi alıyorum. Şöyle biraz uzun olduğu için ilk başta örmesi zor. Şöyle tuttum. Alttaki kalan ipimi üzerine atıyorum. Sabit olan ipimin. Daha sonrasında şöyle altından çekiyorum. Tuttum. Tüm ipimi çektim. Ve sıkıyorum. V şeklinde örme işlemini yapacağız. İlk düğümümü attım. Şimdi tekrar ipi attım üzerine. Şöyle altından geçirdim ve çekiyorum. Çektim ve sıktım. İlk düğümü bu şekilde atmış oldum. Şimdi ikinci düğüme geçiyorum. Sıradan her ipime aynı işlemi uygulayacağım. Şöyle üzerine atıyorum. Çekiyorum. Tekrar üzerine atıp çekiyorum. İkinci yeşilimi de tamamladım. Bu şekilde isterseniz ana ipinizi karıştırmamak için masaya yapıştırarak sabitleyebilirsiniz. Aynı zamanda tutarak da yapabilirsiniz ama ipler uzun olduğu için dediğim gibi karışabiliyor. Sıradan krem ipime geçiyorum. Yine aynı şekilde üzerine atıyorum ve çekiyorum. Zaten sağ üst köşede bırakırım. Düğüm teknikleri videomu da izleyebilirsiniz. Tüm düğüm tekniklerini detaylı olarak anlattığım videolarım mevcut. Şöyle sıktım. Dediğim gibi çapraz olarak geliyoruz. Tüm iplerimi aynı sırada düğümlüyorum. Daha sonrasında alt sıralara geçeceğiz. Hepsinde aynı tekniği kullanacağız zaten. Sadece aralardaki boşluğun eşit olmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Şöyle kırmızıya geçiyorum. Sırayı tamamlamış oldum. Aynı işlemi devam ettireceğim. Yine çapraz şeklinde geleceğiz. Şöyle en alttaki ipimi tekrar yukarı doğru tutuyorum. Her bir ipimi aynı şekilde en son dahil olmak üzere düğümlüyorum. Her sırada aynı işlemi uygulayacağız. Ve yuvarlak şeklini vereceğiz. İlk baştaki şu alanda birleştirme kısmı olarak gördüğünüz gibi dibinden yapıyorum. Daha sonrasında şu çapraz şekli veriyorum. Kaymaması için dediğim gibi yapıştırırsanız çok daha iyi olur sizin için.
Üçüncüde de aynı şekilde. Şimdi aradaki boşluğu ölçeceğim. Şöyle 2,5 santim. Yine burada da 2,5 santim olacak şekilde şöyle öreceğim. Hepsini ördükten sonra kaç tane ördüğümü sayacağım birlikte ve birleştirme alanını yapacağız. Bu şekilde örme işlemini devam ettirdim. Ördüğümüzde, sırayla gittiğimizde bir tık yan çevirerek gitmemiz gerekiyor. Aralardaki boşlukları da ben biraz kısalttım. 1,5 olarak bir tık daha küçülttüm. 2-3 tanesini de küçülterek gittim. Gerisini eşit olarak devam ettirdim. Bu şekilde gördüğünüz gibi sabit tutuyorum. Yana çevirerek ördüğünüz takdirde sürekli üst üste gelmeyecektir. Tekrar göstermek istedim size de. Şöyle ördükçe zaten içe doğru kıvrılıyor. Her birinde de şöyle eşit bir şekilde devam edersek aynı formu verebileceğiz. Zaten sürekli aynı işlemi tekrarladığımızda iplerin renkleri kendiliğinden değişmiş oluyor. Bu şekilde örme işlemini devam ettiriyoruz. Bu alanı tamamlayıp en sona gelene kadar bu işlemi devam ettireceğiz. Daha sonrasında iki ucu birleştireceğiz. Örme alanını bu şekilde tamamladım. Toplamda 28 sıra olacak şekilde ördüm. Bu modelde daha fazla da arttırabilirsiniz ama tam yuvarlak şeklini verebilmek için bence 28 yeterli oldu. Eğer isterseniz de tekrar yeşile gelene kadar uzatma işlemine devam edebilirsiniz. Şimdi şurada gördüğünüz gibi birleştirme alanını yapacağız. Yeşiller yeşilin üzerine, krem rengi krem renginin ve kırmızı da kırmızının üzerine denk gelecek şekilde olacak. Şimdi önce tersini çeviriyorum. İplerle ilgili net ölçüleri açıklama kısmında bulabilirsiniz. 3 metre olarak kullanmıştım ama 2,50 ip kullanırsanız çok daha yeterli olacaktır ipinizin artmaması için. Şimdi iplerimi dip dibe getirdim ve bağlama yapıyorum. Şöyle bir. Tekrar şöyle 2. Bu şekilde her bir ipimi karşılıklı olarak bağlayacağım. Bağlama işlemini yapıyoruz. Normal düz bağlama yapıyoruz. Farklı bir düğüm tekniği değil. Bu şekilde devam ettiriyoruz. En sonda da kalan uzun iplerimizi keseceğiz. Kısa iplerimizle eşitleme işlemi yapacağız. Ve tamamlamış olacağız kapı süsümüzü. Tüm iplerimi karşılıklı olarak bağlıyorum.
Şimdi ön tarafına çevirdim. Altta kalan fazla iplerimi istediğiniz boyda kesebilirsiniz. Dediğim gibi bir tık uzun ölçü verdiğim için iplerimiz biraz daha uzun kaldı. 2,5 metre yeterli olacakmış aslında. Bu şekilde kesme işlemini de tamamladım. Öyle. Bu püskülleri ben arka tarafta kalmasını istiyorum. İsterseniz şöyle yaptığımız bu birleştirme alanında kesip tüm ipleri dibinden dip kısımlarından açılmayacak şekilde hızlı yapıştırıcı kullanarak sabitlerseniz tüm iplerinizi kesebilirsiniz. O zaman herhangi bir altta ip kalması olmayacaktır. Ama ben bu şekilde kullanacağım. Ön tarafına da güzel bir kurdele yapacağız. Daha sonrasında kapı süsümüz bitmiş olacak. İstediğiniz gibi süsleyebilirsiniz veya farklı renklerde de kullanabilirsiniz. Bitmiş hali olarak da şöyle 24 santim benim ölçüme göre tam 24 santim bitmiş hali. Şöyle keçeden bir kurdelem var. Onu tam orta kısmına yapıştırarak hızlı yapıştırıcıyla sabitleyeceğim. Normal eğer kalın kurdeleniz varsa siz de fiyonk oluşturabilirsiniz. İsterseniz yanlara küçük çam ağacı süsleriniz varsa onları da koyabilirsiniz. Aynı zamanda biraz örgüden dolayı araları boş olduğundan dolayı biraz yumuşak bir model olduğu için arka kısmını isterseniz tela kumaş, isterseniz keçe kullanarak sabitleme yaptığınız takdirde çok daha sert bir model elde edersiniz. Yani asması ve kullanması açısından çok daha iyi olacaktır. Son halini zaten sizlerle paylaşacağım. Sabitleme işlemlerimi yaptıktan sonra son halini sizlerle paylaşacağım. Son hali bu şekilde tamamlamış olduk. Dediğim gibi 24 santim oldu. Benimkinin boyu. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz eğer beğen butonuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videolar için bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Fikirlerinizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.